düşünüyorum. Öbür tarafa doğru gireceğiz. Öbür tarafa doğru gireceğiz. Öbür tarafa doğru gireceğiz. İçine bakalım, bu nereye iz yaptı, nereye boyattı. Tekrar indirdik. Volant buraya yine iz yaptı. Buraya biraz daha alacağız. 40-50 kere şanzımanı söktük, taktık. Bu Yunus kafa yedi ya. Son kez artık. 40 numara bir zımpara aldım. Bu zımparayla o bölgeyi taşlayacağız. Ondan sonra volantı kurtaracağını düşünüyorum. Sesinden belli ya. Selamünaleyküm. Evet sevgili dostlar, bugün 27 Haziran Pazartesi, saat akşam 8. Bugün şimdi Göksal'ın dükkana gidiyoruz. Bizim S14'ün bugün marşına basacağız Allah izin verirse. Her şey kötü giderken inşallah bugün arabamız çalışır diye umut ediyoruz. Bakalım dükkan durumu nasıl bugün? 4-5 tane ayar yapmaya gittiler. Bir türlü müsaitlik olamadı. Bugün %100 basacağız dedi ama bakalım. Allah! O ne oğlum? Yine burası 56. Yine 56. Yine içerisi çok kalabalık. Kapının önleri araba dolu. Bizim makine yatıyor. Üçü bir buçuk gelir. Sonra 2,5'u bilecek, 2,5'u gelir. Şşt, küfür etmeyelim. Tamam, buraları bipleriz. Tezlemeyin. İnşallah bu benzin arabaya ilaç gibi gelecek. 200 liraya, 200 liralık benzin alıp marş deneyeceğiz. Şöyle bakalım. 200 liraya 7,3 litre benzin etti. Bakın yavaş yavaş dibini bulandırmadan. Tamam mı Hacı abi? Dibini bulandırma, ağır ağır. Hoplatmadan. Hoplattı mı? Valla şu an akan herhangi bir şey yok. Yalnız bizim depo niye öyle duruyor, ben onu anlamadım. Nasıl? Depo aşağıda duruyor, pompan deliği. Sabit değil ki abi, sabitlememiş. He. Boşta o, oynuyor. Depo boşta. Şey, dolum yeri boşta. İyi. Onu nasıl sabitleyeceğiz? Kapatacağız. Yapma ya. Sacını değiştirdiler de. He. Bu sıra bağlantı, ayakları takmak lazım. Bilmiyorum. Dolur, ben sana dur diyeceğim. Dök. Gitmiyor mu? Depo dolu mu lan yoksa? Dök. Tamam. Hadi bismillah. İlk olarak bir soketlerini takacağız. Evet. Cihaz bağlayacağız. Tamam. Bakacağız. Enjektörünün bobini test edeceğiz. Pompasını tamam. Test edeceğiz. Beyinde girdiğimiz pinleri biz böyle yazdık. Mesela tamam. Ayakkabı pompasına hangi pine girdik? Biz beyinden açtırıyoruz ya. Onları ayarlayacağız beyinde. Pompa açacağız. Pompa çalışıyor mu? Benzin geliyor mu? Yakıt geliyor mu? Yakıt attığımızda onlara bakacağız. Tamam. Ona göre ateşlemeyi, enjektörü test edeceğiz.
Peki, hadi ondan yapalım. İnşallah maaş yapacağız. Hadi. Bakalım. Hadi bağlı kanka. Ben bir seyyar getireyim. Getir. Furkan, işimiz çok mu? Abi aslında bir işimiz kalmadı ya. Son iki haftadır. Yani şu yaptığımız iş yarım saat sürer mi ya da 15 dakika sürer mi? Muhtemelen. Bak oraya bir de bulutun yapıştırmışlar ha. Tamam. O mu bizim apartman tesisatına benziyor lan. Hangisi? Şu araba tesisatı. Şu mu? He. Abi bunlar daha toparlanacak, böyle durmayacak hiçbiri. Teğdaş'ın çektiği kablolar gibi, bunu çok kalın. Rolleri görüyor musun? Kaç tane rol var? Evet, çok güzel. Hiçbiri bir sıkıntı yaratmasın, arabanın hattında da hepsini ayrı ayrı bir role çektik. Sensörlerin hiç masraftan kaçmadın değil mi? Kesinlikle. Tamam, çok iyi. Normalde sigortası role kullanır çoğu herkes, ben sigortalı kullanırım. Sen en iyisini yaptın. Aynen. Herhangi bir sıkıntıya karşı ilk önce sigorta atlasın, roleyi bozmasın. Yiğidim ben ya, yiğidim bu. Hadi, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Cihaz bağlayacağız. Hadi bağlaş. Cihaz süreceğiz. Şimdi Samco'muzu takacağız. Map hortumumuz. Şimdilik böyle uzun bırakıyorum da abi şimdi. Şimdi bu hortum ne işe yarıyor? Hortum mu? Map sensörü var beynin içinde. Evet. Onu görüyor. Hortum. Evet. Yani boş hava. Manifoldun içindeki havayı gösteriyor. Ha, manifolddaki havayı. Tamam, anladım. Tamam, peki. Çubuk takalım. İyi de o çubuğu oradan nasıl çekip bakacağız? Her seferinde öyle zorlanacağız mı? Yok. Bez getirir. Ya yok canım, var mı? Var, olmaz oğlum. Ya sıfır. O yüzden öyle gözüküyor. Sıfırlığından değil mi abi? Tabii. Ya burada var ya. Aa, var. Sil. Bu da pis abi. Temiz yerine sil. Temiz bez ver, temiz. Dur ben atletimi vereyim. Atletimi verim abi. Sil abi, heyecanlandım. Sil ya. 4 senedir daha arabanın sesini duymadım ya. Evet sana seyirciler. Aldın arabanın sesini duymadın mı? Evet. Yoksa R8'lerimiz bile çalışmıyordu. Yok abi, çalışmıyordu. Aldığında mı çalışmıyordu? Yok, aldığında da çalışmıyordu. Abi, nasıl bir hayat? Sen o yağ tam. Yağ tam. Göreceksin değil mi? Tabii, evet. Yağ da tamam, suyu da tamam. Su önemli değil, o kadar ısıtmayız da. Tabii canım. Maç dönsün yeter bize. Bir pırlasın. Ya suyu da koymuştuk da, antifriz koymuştuk hatta. Ben onu boşalttım abi. Sen boşalttın mı? Geri koydum abi. Geri koydun mu? Kesin. Kesin. Koyarız ya. Ben hatta su koymayalım abi, antifriz koyalım. Bu Peugeot Partner değil. Ben... ben hep su koyuyorum normalde de. Tamponlarla Peugeot Partner değil. Evet. Sen yaptın değil mi tamponu? Bulgur pilavını yaptım. Bulgur pilav ve un. Sana yar olsun ya. Ne oldu? O ses... Valla yar olsun ya. Oğlum, su koyacaksan klorlu koyma. Şu da... Safsın. Damacanadan koy, damacanadan. Ya köye konulan su var ya, safsın. O ondan abi. Abi niye damacanadan koymuyorsun? Damacanadan mı? Abi ben Erikli'den başka ben su koymam, eğer su koyacaksanız bu arabaya. Dükkanın suyu koyu suyu abi, önemli değil. Cav su kullanırız, jandarma. Sen bak ne kadar antifrizi boşaltmış. Bu ağzına kadar doluydu. Bir de koydum diyor bak. Abi ağzına kadar doluydu ki. Çıkan antifriz 1 litre ancaydı yani. Tövbe de. Koymak için koymuşlar gerçekten. Yok Nuri abiye laf söyletmem. Boşalmıştır. Eksilmiştir. Eksilmiştir. Yakmıştır. Eksilmiştir. Buharlaşmıştır. Ama sporlar falan gençlik belli dökülmüştür. Dökülmüştür. Bir şey olmuştur. Ama zaten iki kişiye radyatörü biz söktük. Oğlum hiç yok lan bunda. Araba susamış. Gerçekten az çıktı antifriz. O zaman radyatör söktük ya, belki eski videolarda da vardı. Yeter. Boy. Abi ıslatıyorsun. Şöyle zaten. Kanka. Yok abi. Şunu kapatalım abi. Yeter, bu kadar su yeter. Köksal gelince mi basacağız? Evet, tabii ki. Aç pompayı. Vermin önce haber et. Saatin basıncına bakalım şurada. Bakalım. En son saat söküp beyine gideceğiz şurada. Tamam, girelim. Şu an bir kaçak yok. Bir daha ver. Bir daha ver. Sağ
Saatte hareket yok. Evet. Neden bekle acaba? Bırak. Fuat. 4-5 halden cırcır getir ya. İşin var mı? Var mı kaçak? Ama şey, regülatör ne şişmeli? Bu yakıt hattını kim yaptı? Yakıt hattını o üstünde yaptırdım. Buradan girecek. Tersin bağlı ki yakıt. Gerçi olabilir de. Götten girerse regülatörü bozar. Şimdi yakıt nereden geliyor? Oradan girecek. Yani şuradan çıkacak. Şurayı geçtirelim bir. Buradan yakıt geliyor bakalım. Yakıt oradan geliyor. Buna geliyor. Bundan da buraya geliyor. Tam tersi olması lazım. Tam tersi olması lazım. Alt dönüş, üst giriş olur bunda. Bir saniye. Şundan benzin geldi değil mi? Bir dakika. Alt. Ters. Şu ikisini değiştirelim abi. Ne kelepçe. Tamam Fuat, gerek yoktur. Bak şuradan atacağız. Arkadaşlar biraz benzin olacak evvel. Abi o kadar basınç var mı bunda ya? Pompayı basar abi. Pompayı basıyor. Tomey. Daha delikanlı bir tornavidan yok mu ya? Bir kilo var, kelepçeyi düşürdüm sanırım ya. Ha, şurada. Turuncu. Abi ne yapıyormuş siz ya? Oradan alıyorsunuz, oraya atıyorsunuz ya. Atarım abi. Ne yapayım? Elim ayağım yorulmuş. Saat kaç oldu? Tutamıyorum ki elimde bir şey. Bütün gün sıka sıka parmaklarımın hali yok. Ver dük turuncu saplıyı paşa. Yakıt hattının regülatörü kez mi bağlamış bağlı? Daha önce hiç basmadık. Böyle bir şey denemedik. Yok ya, regülatörün çalışma yönünü bilmiyorum. Ben ne bileyim. Bakalım daha ne aksilikler çıkacak abiciğim. Hadi Furkan bas. Bir gönder abim, regülatörü basıp göreceğiz. Ona göre basıncı ayarlayacağız daha. 4-5 halini getirdin mi? Getirdim ya. Getirdin mi? Getirmedin mi? Gönder. Dur abi, dur abi. Sonra bakalım. Bu basınç değiştiği zaman arabanın ayarı değişir. Bunu stabil ayarlayacağız. Öyle kalacak. Pompana bir şey olduğu zaman bakacaksın araban fakire mi gidiyor buradaki basınca göre. Yükseldi. Tamam bırak. Bir ses geliyor ama kaçak mı var? Yok, havası çıkıyor. Kaçak var burada mesela şu an. Geldi. İlk kaçağımı da ayırıyorsun. Kaçak olsa şimdi zaten geliyor. Paşam geldi. 17 alabilir miyim? 16-17 açık. Doğru değil mi şu an? Doğru. Basıncımız 4'leri gördü. Şu an hatta basıncımız hala var. Çok iyi. Şu an buralardan kaçağımız yok. Bir kütüğün girişinde kaçağımız var abi. Nerede? Şurada. Orası belki sıkılı bile değil. Elimle tutturmuş olabilirim. Hani olabilir. Abi biz bir istiyorsan söküp yeniden takalım mı? Contası montası bir şey var mı? Contası yok. Bu havşalı abi. Birbirine sık oturan şeydi. Yani conta olmuyor. İçinde yine orin konuyor da. Oraya koyulur. Kolay kolay. Kulübülerimizi seçeceğimiz takım. 18 mi lan? 18 etti lan. 18 19 etti. Koş. İmren. Koş. Sıkı değil. İmren bile baksana. Benim sıkım değil. Basıncı kaç hala düşüyor yavaş yavaş. Peki basıncı da düşüreceğim biraz. Tamam Furkan, bir daha ver. O basıncın kaça kadar çıkması gerekiyor? 3-3.5 yeter ya bir de. Bir de vakum bağlı ya, gaz verip açtıkça bu içindeki diyafram vakumla ona göre arttırıp düşürecek. Şey, alem nerede? Berbat ilerliyor. Sabit kaldı. Sabit bir yerde kaça kal bakalım. Şu aşağı. Ayarımı kaç getirsem bir... Bu ne paşam? H5 bu ne? Tamam, bu da kaçak gitti. Bu kaçak gider abi. İnç mi ne bu? Şu an yok. Basınç 3.5'da 3'te duruyor. 3.5'da. Sabit mi? Sabit.
Şimdiye patlardı bir yer. Tamam, böyle dursun ya. Bakalım. Bir daha hava alması devam. Tamam abi, kapat. Üçte kaldı. Düşer şimdi. Bir saniye abi, önce ben bir sorayım. Westgate'imiz eski bir Westgate. Ama şöyle söyledi usta, bu dedi yeni o Çin malları tailleden çok çok daha iyi dedi, dayanır dedi. Bunun üzerinden çıkan bu hortumlar ne işe yarıyor? Şimdi Westgate'e iki taraftan hava veriyorsun, tamam mı? Tamam. Şimdi bunu turbonun ağzından basınç alacağımız bir yere vereceğiz. Genelde turbo en yakında yerinden olur, alt tarafa vereceğiz. Tamam. Bunun içinde yaylı bir sistem var. Eğer sadece alt hortum bağlı olursa yay kaçlık diyelim, bir barlık. Bir, buradaki basınç bir barla geldiği zaman egzoz boşaltacak. Yani turbonun arka tarafına giden egzoz gazını buradan boşaltacak ki turbo bir barı geçmesin. Anladın mı abi? Üstteki hortum da bu araya bir seni etkilerek bu altta gittiği yeri tekrar kafasından basıp aşağı ettirerek bir barın üstündeki basıncı görmemize yarayacak. Yani bu external var. Alttaki hortum, üstteki hortum kullanarak biz basınç ayarı yapacağız. Şimdi mesela Çin'in yayının kaçlık olduğunu... Turbonun basıncını ayarlayan şey aslında o Westgate. Aynen öyle. Çek hemen o. Hemen bir şey yapalım. Kaçta açıyor bakalım. Şey getir. Tamam. Ölçelim. Gerekirse bunun içindeki yay çok fazlaysa bunu düşünmemiz gerekecek. Çünkü bu yay sertliği kadar minimum basacağımız basınç olacak. Bir basınç açık, bir de basınç kısık arası. Mesela biz bunu iki bar bassak ne olur? Ya motorun içi kaldırırsa, conta'nın kalkmasa basalım. Heee. Ama tabii bunu, onu bastıracak, iki bar basacak sistem de bu. Bu içinde diyafram var. Peki. Diyafram. Peki. O ne oğlum? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kasap oğlum böyle. Yani. Bir şey diyeceğim. Şimdi o zaman böyle büyük bir turbo takmak yerine küçük bir turbo takıp 4 bar 5 bar bassan ne olur? Turbonun pali düşer evet. Ha, turbonun anay olur. Ya yani, turbonun egzoz pali falan düşer. Turbonun emri yani şu benim şu an anladığım turbonun büyüklüğü, yani ne kadar büyük turbo takarsan tak açacağın basınç önemli. Ya bir de bunların AR'leri var. Şimdi turbon erken gelip ve bastığı hacimle alakalı sistemler de var. Şimdi bu turbonun bastığı bir barla herhangi bir hosset takılan kamyon turbonundan dönen turbonun bastığı bir bar bir değil. Bir değil. Bu içeri soktuğu hava hacimiyle diğer arasında çok fark var. Yani her turbonun bastığı bir bar ayrı değil. O yüzden senin bu turboyu alman çok güzel olmuş. Bir de bunun arkası AR'sine bakarak hareket edersen ki 6 silindir 2.5 küsür bir hacim olan veya 3.000 hacim olan bir arabaya göre turbon erken de gelir. İyi. Hadi şimdi testimizi yapalım. Şu büyük mavi hortum lazım abi. Demin vardı ya, sen atma onu demiştin. Şimdi bu yapacağımız test Westgate'in içerisindeki yayın kaç bar basınçta açıp evet kapattığını gösteriyor. Tamam. Bir saniye. Efendim baba. Adama da bakayım. Camın ağzında. Benim Arif abinin dişleri burada mıymış? Dişleri yukarıda kalmış oğlum. Dur basma abim. Babam dişini unutmuş. Ablam da babamın dişini derlemiş. Yaşlılık zor. Mustafa şimdi dur abi. Bayağı da usta. Yavaş yavaş bakacaksın, ben buradan göreceğim. Sen artık sen oradan görebiliyor musun açtığını? Evet. İşte tamam. Biz de buradan basınca bakıyoruz. Sen bak abi oradan. Bırak. Yavaş yavaş bas, açtı diyeceğim ben sana. Baş, açmaya başladı. Şu an bir bar. Komple açık. Bir bar. O zaman araban maksimum bir bar basacak. Basacak. Tamam. İyi mi? İyi tabi. Ama daha düşük bir basınçlar istiyorsan ona göre onun yayını düşmemiz gerekecek. Bu iyi, boş ver. Fazlaya gerek yok. Bu iyi, boş ver. Ayarda bakalım ne yapacak basınç. Motor standart iyi değil mi? Bir bar. Motor standart mı? Standart tabi. Hiç açmadık içini. O zaman bunu 0.6'ya düşürelim. 0.6'ya düşürelim. Yine bir barı bastırız çok var. Ama minimumu bir bar şu an. Ha, minimum bir bar. Evet. Daha üstlere mi gidecek yani bu? Ya araya girdiğimiz selinet dediğiniz ki basınç yüksek basınçla startı yapacağız ya. Tamam. Oradaki dengeyi bozmamak için. Şimdi bu yay bir bar olduğu için bir bar da aşağı bastıramayız ki ben buna günlük bindiğim zaman 0.6 basmasını iddia ediyorum yani. Nasıl düşüreceğiz onu? Bunun içine şu kafalarını açacağız, kafalarını. Evet. Oradaki yayı değiştirerek. Peki bir kalsa ne olur? Bu araba maksimum en az bir bar basar. Bir barda da çok günlük aşırı binerse belki sıkıntı olabilir. Yani en az bir bar dedim, bu daha üstlere mi gidecek? Yok, şu an bir barda basar. Bir barın üstünü basmaz bu. Tamam, iyi işte. Ama bir barda ne tepki verecek bakmam lazım. O yüzden düşürsek iyi olur. Sonuçta o bir barı tekrar bastırabiliriz. Yani mesela şimdi biz bu araba iki artı yapacağız ya. Birincisi kısık basınç.
Bir birisi yüksek basınç. Tamam. Yüksek basınç haritamız, safe mod haritamız en az 1 bar olacak. 1 bar diye bir safe yok yani. Safe olmuyor, anladın mı? Hmm. Tamam, o zaman atıyorum mesela 0.6'ya 1 mi yapacağız? Ya da 0.8'e 1 mi? Yani üstünü makinenin kaldırdığı kadar. Ama minimumu 0.6 olsun. Tamam, minimum 0.6, maksimum da 1 işte. Maksimumunu işte ayarda ne kaldıysa bakarız, dinleriz. Ya ne kaldırdığını nasıl vereceğiz kırılmadan? Oo güzel, havasını falan dinlersin. Çok güzel olur. Ki bu evet. Arabaya vuruntu falan da girmedi. Yani vuruntu başladığında artık limite mi geldik diyor. Ya tabii ya, limit ayısı. Ona göre avansı çekeceksin ve yapacaksın. Abi. Buraları çekmek yasak abi. Çektim ya. Zaten gözükmüyor ki. Şimdi burada ne yaptığımızı bir söyleyebilir misin? Burada şey, internet sitesi buluyoruz. Ya bir doğrusu doğru. Kanka neyini ölçüyoruz şimdi burada? Abi şimdi çıkışları test edeceğiz tekrardan. Bobinleri sırasıyla. Test edeceğiz. Elektrik geliyor diye mi? Tabii tabii. Sinyaller demiyor olmasın. Son kez bir test yapıp marş yapacağız. Tamam peki. Biz benzinin şeyini falan kontrol ettik. Regülatörün basıncını, basıncını, her şeyine baktık. Evet, az önce bağlantı yanlaşmış. Ben açtım, kapattım, onu da hallettim. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Altı yatağın hiç olmuyor mu ki? Büyük ihtimalle öyle olurdu çünkü şuradan altına ses geliyor. Ney abi? Altı yatağın hiç olmuyor mu ki? Ver be abi. Yok. Neye geliyor lan? İki evde abi. Çıt 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 çıt. Enjektörden geliyor abi o ses. Bir saniye. Ver be abi. Enjektör artı dikkatle de çalışması gerekiyor. Duyamazsınız onu. Bobinleri sırasıyla bir çekin. Cuk 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 yapıyor. Çek hepsini patlatın. Tam geliyor, hangisine geliyor? Bir saniye ustacım. Bir takılı değil mi? Bir takılı, iki takılı. Baz ver abi. Bir daha ver. Dört. Evet. Dört o verdiğin. Dört mü? Hı hı. Ben oradan bir siyah söyledim. Söksenin ateşleme sırası belki bembe gibi girmişimdir ya. Kontrol etsen. Olur mu? Kontrol edip atalım mı? Olmaz. Siyah söküntü tüm tercih ateşlerinin sırasına bakmayın. Hepsi altında var mı bakalım, o öyle bir şey yapalım. Sen bir çek. Ver abi. Kankam. Ver. Geliyor. Yatarayım mı lan? Bir daha ver abi. Üç mü? Üç abi. Doğru mu? Doğru. Beşe gel. Beş. İki. 5-2'den geliyor. Bir daha ver. Evet, 5-2. Lan ne kulak var lan bende? Maşallah abi ya. Lan var ya, radar gibiyim ha. Beş. Oo, iyi çakıyor İsmail abi. Diğerleri de niye az çakıyor? Bilmiyorum ki. Hangisi bu? Deminki 5'ti en son denedim. Nerede ötüyor bunu? Bu 3. Yo, 6 6. He, 6. 6'yı da taktık. Tamam, kontrol etmesi lazım. Evet. 1 mi? Evet. Geldi. Bu yaptığımız işlem geldi. Nedir? Geldi. Enjektör sinyallerimizi beyinden kontrol ediyoruz. Sinyal gönderiyoruz. İkideyim. Geldi. Led. Gördün mü? Üç. Üçteyiz. Geldi. Geldi. Lan inci gibi dizmişim maşallah. Be. İki CZ benden sorulur. Dur abi bir saniye. Göreceğiz. Geldi. Vay vay maşallah. Anala neler doğruyor. Beş. Beşteyim abi. Geldi. Geldi ustacığım. Altıda girse Ankara yanar. Göküz düşünsün bu saatte sonra. Altıda geldi. Öküz ne lan? Yedi yok abi. Öküz mü? Öküz. Öküz var ya. İstersen bir de artılarını not edin tek tek abi. Oo maşallah iyi çalış. Bir daha gönder abi. Niye? Çek.
Çalıştı işte. Çalıştı. Ses yapmadı mı? Yaptı. Yaptı. Tak 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 ses geldi. Gece eve girer tek kapı çalması gibi. Sen seni evine. Tamam mı? Oradan alır mı? Burası boyalı değil mi? Belli olur. Alıyor. Bir. Hepsinde var. İki. Üç. Dört. Beş. Bu da altıda yok. Var. Var. Hadi, hadi basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Basıyor muyuz abi? Hadi lan. Hadi Furkan, hadi. Hadi lan, hadi lan. Yak ateşi. Vermek yeri. Şimdi sen ne yapacaksın oraya? Bobinin sinyallerini kontrol edeceğiz. Sinyal çıkıştan dolayı denet batacak. Furkan bu işi biliyor ha. Furkan bu işi biliyor. Hemen abi. Dignity'in coil 1. Kaç? 8. Kopya çekme. Kopya çekme Furkan. Kopya çekme abi. 1. 8. Doğru. Evet. Kol 2, 16. Bir, altı. Krank sensöründe bir arıza var. Hani bir 70'lik viski aldı şu tabi. Yok abi ben içkimi hiç içmem. Nerede mi içmem ne? Yok yok. Niye? Dur abi. Bereketini kaçırmayın abi. Bir saniye abi. Şu an krank sensöründe bir arıza gözüküyor. Çalışınca alacak mısın? Bir çalışsın da abi. O kolay. O iş kolay. Tutamıyorum ki. Elim girmiyor ki. Kaput kafamız inecek. Aman diyeyim ha. Kafama yazık olmaz değil mi? Kaputa yazık olur. Yok yok. Kafana da yazık olur. Benim kola da yazık olur. Telefon da gider yani. Benim telefon gibi kardeş. Kardeş takılır abi kırık kıl. Çantası yoktu ki ama. Nerede çantası? Çanta mantığı yok abi. Basa benim soket yeni ya. Tırnağı daş gibi. Bir de şu şahı. Efendim oğlum. Diyelim ki soket arızalıysa ne çıkabilir? Ta o gün yazmışlar. Yok ya soket arızalı değil. Sinyal yönü değişeceğiz. Sensörün yönüne göre. Diyelim ki sensörün yönünden olmazsa neden çıkabilir? Arabanın önünü sökeceğiz ya. Yemin et. Yandık. Bir şey olmaz ya o kolay iş. Çantam ver yazmışlar. Pinç katma verir misin canlarım? Uyuma pinç katma ver. Arabanın içindeydi. Yok yok. Mercedes'in. Yok tabanın üstünde. Önünü sökeceğiz. Önünü söküp ne yapacağız? Bu dişliğe gelen tarafı var. Evet. Orada okuyucunun tam karşısında küçücük kasna var. Şu kadar. Hı hı. Onun dişleri eğilebilir. Düşse bile eğiliyor. Bizim evet, şu kırmızı supla da başımıza şey geldi. Hı hı. Ben demiştim, sıkıntı var bugün gelmiyor. Muhtemelen o zaman ben sanmıştım arıza öyle bir şey. Ya sözülmeyecek bir şey değil, bunlar kolay. Ya işin zorunu açtık İsmail abi, canını sıkmıyorsun. Öyle mi canım? Abi her şeyimiz şu an stabil çalışıyor, çok güzel. Ciddi misin? Allah'a şükür işimiz rast gidiyor. Yıkanı korkta rast giderse araba. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sizin burada bir Avrupa'yı bir şey garaj havası var. Niye şaşmazdıyız abi ne yapıyorsun? Yok yok ondan dolayı değil. Dükkanın içinde bir şeylik var, kardeşlik var bunu gördüm. Abi biz ticarethane değiliz ki ya. Bir dostluk var burada. Para kazanmak için bu işi yapsak şimdi köşeydim ya ben. M5'e biniyordum. Şimdi M3'e biniyorum. Yine de öyle demeyelim de doğru şimdi M3'e biniyorum o da var. M3 turbamız var. 106 turbamız var. Yarış arabalarımız var mı? İyi çok şükür. Ya benim tek değerim şu an evin muslukları ya. Evde musluk yok. Düğünüm var biliyor musun? Hemen alalım ya şeyden, Bauhaus'dan. Abi bakacağım da bu sucu gelsin de bir kapıları alacağım. Çarşamba günü kapı alacağım kapı. Askerden geldi ters.
Askere gelir derseniz diye ne asker oğlum? Bismillah. 166 karar falan. 313 falan. Furkan ne diyorsun ya? Bir dur Furkan ya. Sen de bir çift sen nasıl? Taktı mı stajı? Taktı. Tamam dur stajım bu iş. Göksel abi değiştirdik. Furkan bir gelelim. Ne? Bir bak. Şunun ayağı neyse gerçi son ayda. Şu ayağı şu karşıda biri vardı. Çalışsın da. Ben halledeceğim onları. Ama o ayağı taksan inşallah şunu değiştiremezdim. Onu takmadım. Yani. Tamam. Bak kişiye fazla dayanma üstü kaput kafana düşer. Hadi değiştirdik. Basıyoruz. Bas. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buradan havalar bir. Çekeyim mi? Almayın mı? Hadi. Bu hafta bir de bir ne oldu? Bir şey yok. Kavruyla lan. Beni kavrur. Hadi çalıştır. Çalıştır lan. Çalıştırın lan. Çalıştırın lan. Nasıl yaramadın? İsmail abi anahtar dönmüyor. Ya oğlum sen döndür lan döndür. Döndür hallederiz o kolay. Beni çekme. Hallederiz. Bak. Sakin. Sakin biraz verelim. Sakin veriyorum zaten. Kanka yavaş. Aman diyeyim. Lan oğlum lan nasıl olur lan? Oğlum kaç sene bekledim lan? Kaç sene lan? Bu adam bir şeyler diyor. Ben sonra abi sen sonra enjektörün falan var. Kaçak kaçak var. Aynen yakın hakkına bak. Ama şöyle bir şey var. Niye bu rolantide çalışmıyor? Abi bir saniye hiçbir şey ayarlı değil. Rolantide manuel ayarlı. Bir çalışsın ondan sonra ayarlayacağız. Tamam abi. Bas! Bakın bir de bir de Atif bir şey diyeceğim. Çok gaz vermeyek. 4 senedir yatıyor. Bir şey olmaz abi. Yıllar sonra. Abi bir şey diyeceğim. Çok birden çok gaz vermeyelim. Tamam dur su ver önemli değil. Önemli değil. Yağına baktınız yağ var değil mi? Yağ var. Tamam burada sen bir tane bir şişe atar mısın bana onu? Şişe mi? Olmasa da rağmen şey yapıyorum. Boyalı orası. Geçmiyor olabilir. Boyasını kazıyalım. Abi yok böyle bir şey ya. Lan. Lan nasıl lan? Var inanamıyorum ya. Gerçekten var ya.
Gördüm yanında. Yine sağlıklı çalıştı ya. Şimdi bir şey söyleyeyim. Buradan şurada egzozdan duman çıkıyor diye. Egzoz da kaçırdığı için mi duman çıkıyor yoksa? O borular ilk defa yanıyordur ya. Bora boyası falan varsa üstünde bir şey bunlar. Üzerine düşen dökülenler de yanıyor. Bu egzozdan gelmiyor. Altta bir şeyden metalden gelir. Peki. Bugünkü işimizi bitirdik mi? Abi o zaman videoyu kapatıyorum. Tamam mı? Kapat abi, dansözler. Abi hepinize çok teşekkür ediyorum. Parti başladı diyorum.